Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü traktörümüz Fiat'ın hırçın çocuğu 540 Spesiyel. Traktörü şimdi anlatacağız. Zaten boyası, duruşu, her şeyiyle kendini anlatan bir traktör. Traktörümüz 76 model. Kaç saatteydi İsmail abi? 5867. 5867 saatte, orijinal saati. Sahibi İsmail abi. Traktöre nasıl baktığına söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz traktörü. Şöyle size yakından boyalarını iyice gösterelim, gövde boyasını. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz gövdedeki boya. Herhangi bir ürütüş bile yok gövdede. Hatları size iyi göstereyim. Sonra jantlara bakalım. Jantlar orijinal boya. Jantlar, ağırlıklar. Hepsi orijinal. Bu İsmail abi şimdi söylemişti. Tekerler ikinci tekerleriymiş. Traktör 76 model. 2000 yılında orijinal tekerleri değişmiş. 1500 saatte. Sonra ikinci tekerler takılmış. Bunlar ikinci tekerleri. İsmail abim traktörün üçüncü sahibi değil mi İsmail abi? Evet. Üçüncü sahibi. İlk sahibi yine 540 sevdalısı bir Almancı amcamızmış. Traktörü almış, izne geldiğinde kullanmış. İzin bittiği zaman gurbete giderken traktörü takozlara bindirip yurt dışına çıkmış. Sonra kaç yılında satmış? 2000 yılında komşusuna. 2000 yılında komşusuna satıyor. Ondan sonra 2017'de mi almıştın İsmail abi traktörü? 2018. 2018'de İsmail abi Samsun'dan kalktı, Afyon'a gitti. Bu traktörü gördü, buldu, beğendi, aldı. Yani benim babam da bir sıkı 540 hayranı. Özellikle bu traktörü çekmemi istedi. Traktör kendini belli ediyor yani. Şu duruşu, her şeyiyle anlatıyor kendini. Egzozu detaylı anlat bence. Şimdi şey yapacağız, bir test sürüşü yapacağız İsmail abi seninle. Sesini de o zaman bir duyalım traktörün. Tabii. Görüyorsunuz arkadaşlar ön tekerlerdeki jantların boyalarını. Yani sanki sonradan bir boyanmış gibi duruyor ama maşallah. Traktör çok, çok iyi bir muhafaza edilmiş. Birebir orijinal yani. Traktörde herhangi bir hiçbir oynama yok. Size isterseniz şu gövdeyi açalım. Gövdeyi de gösterelim. Gövdenin iç boyasını, kaputun boyasını, her şeyle bir bakalım isterseniz. Evet. Şuradaki boya şu an nasıl gözüküyor? Güneşten çok belli oluyor mu bilmiyorum da boyayı görüyorsunuz yani. Korna, roleler, tesisat, her şey orijinal. Arkadaşlar görüyorsunuz çamurluğun iç kısmını. Yani sanki traktörü dün boyamışlar gibi. Maşallah, subhanallah. Şurada boyalar atmış. Bu da zaten burada boyasını atması kadar normal bir şey yok. Burada zaten boya atmasa bir sıkıntı vardır yani. Doğru olmayan bir şeyler vardır. Koltuğumuz orijinal. Evet İsmail abi, sana şimdi birkaç soru sormak istiyorum. Neden 540 abi? 540'ta büyüdük. Çocukluğumuz 540'ın üzerinde geçti. Ayrıyeten babamın, dedemin, bütün amcalarımın kullandığı traktör yıllardan beri o sebepten. Şimdi abi şey sormak istiyorum. Bundan önceki traktörleriniz neydi? Hangi seri markalar vardı? Hangi serileri vardı? Yine 540 vardı. 540 vardı. Onun öncesinde 640. 640 vardı. Onun öncesinde 255'lik turbo, Massey Ferguson, 54C. Yani çeşitli. Ama yani bunun yeri her zaman farklı. Ayrıydı değil mi? Aynen. Ya bizim köyün vazgeçilmez traktörü 540. Ya bu bir hastalık yani, hastalık. Yani gerçekten hastalık yani. İsmail abinin şu traktörü alması hani fiyatından vesaire kesinlikle değil. Zaten İsmail abi almak istese yani çok rahat, daha yüksek segmentlerde bir traktör alabilirdi. Ama bu iş sevda işi. Şimdi İsmail abiye sorsam, desem ki bu traktörü kaça satarsın? Değeri var mı İsmail abi? Var. Var mı? 500. 5. Değeri de varmış yani. İsmail abi, bu arkadaki sadece traktörün tek oynanan yeri bu şey herhalde. Kollar. Kollarda kurt boğazı yapmışlar. Kurt gözü de diyorlar. Aynen bunu. Sen yapmış. De değiştirmedin, böyle bıraktın bunu.
Aynen. Değiştireceğim ama şu kolları. Değiştireceğim mi? Evet. Şöyle size arkadaşlar önü göstereyim. Pedalları göster. Kullanılmadan ibaresi. Gaz pedalı, debriyaj pedalı, fren pedalı. Ya o pedallardaki boyalar zaten belli oluyor. Aralardakiler İşler. Çıkmamış. Yani üzerdekilere basa basa çıkmış ama. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çalıştırma tuşu ve saatleri göster. Şimdi direksiyona geçeyim abi. Orada göstereyim ben onları. Evet arkadaşlar, dikkatinizi çekmek istediğim bir noktada şu fren, debriyaj üzerleri görüyorsunuz değil mi? Yani hepsinin dişleri duruyor. Normalde bu 76 model traktörde bu dişler dümdüz olması lazım, aşınması lazım. Aynı şekilde freni görüyorsunuz. Gazı görüyorsunuz. Gaz bildiğiniz dümdüz olması lazım. Pürüzsüz bir yüzeyi olması lazım. Sanki ilk günkü gibi duruyor. Yani 5000 saatte olan bir traktör aynı zamanda 5000 saatte sürülürken de çok iyi şekilde muhafaza edilmiş. Yani hor kullanılmayan bir traktör. Yani traktörün maşallah var. Yani sadece traktöre maşallah çekebiliriz. Nazar değmesin diyebiliriz. Diğer türlü traktöre bir şey bulamayız yani. Egzoz kısmı borusuyla, susturucusuyla, vidalarıyla, muhafazasıyla A'dan Z'ye orijinal. 1 gram darbe ve çizik dahi yok. Bulunmayan bir egzoz. Zaten orijinal kendi egzozu. 540 ve 640'ların fiyatların en fazla hani sevdalısının en fazla hoşuna giden şeyi egzoz sesi. Egzoz sesi. Yani 540'ın o sesi ayrıdır, 640'ın sesi ses ayrıdır. Yani o gelen o bizim burada tabiri caizse çatırdama sesi diyorlar yani. O bütün traktöre eşdeğer. Evet arkadaşlar, şimdi traktöre bir binelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hemen buradan kontaktan başlayayım. Kontak anahtarı da orijinal. Yani buralarda zaten hiç anlatmaya gerek yok. Anahtarımız da fabrika çıkışlı anahtarımız. Yani bulamaz. 1-2 yıllık anahtar değil. Tam tamına 76 model bir anahtar. Korna düğmemiz orijinal. Marş düğmemiz orijinal. Göstergeleri görüyorsunuz, hepsi orijinal marka. Belki de hiç göstergeler sökülmemiştir yani. Ya. Tamir dahi almamıştır. Şöyle traktörün ön görünüşünü size göstereyim. Şimdi debriyaja bir bakalım isterseniz. Yani sanki bizim traktör. Şu ses yeter. Hadi İsmail abi gidelim.